Kızım Mart'tan beri kayıptır. Abdül Samet Fırat Dolu ile beraber nerededir, ne olduğunu bilmiyorum, nerede yaşadığını bilmiyorum. Önce sevgilisi Abdül Samet ile birlikte ortadan kayboldu. Sonra bir gece babasının dükkanını soydu. Televizyonu götürüyorlar, çorba kazanını götürüyorlar, tost makinesini götürüyorlar. 200 milyona yakın para götürüyorlar. Herkesi şoke etti. Kız çekiniyor yani, kız bir şeyden çekiniyor, o yüzden yanımıza gelmiyor. Anne kız aylar sonra ilk kez karşı karşıya gelecek. Stüdyoda büyük yüzleşme, büyük hesaplaşma. Sakın kaçırmayın. Diğer konuğum Çiçek İlter geliyor. Buyursunlar. Çiçek İlter, 2,5 aydır kızımdan haber alamıyorum. Hayatına biri girdi, kızım ondan sonra değişti. Ben onu çiçek gibi yetiştirdim dediniz. Evet. Hiç kötü alışkanlığı olmayan bir çocukken evet. Hayatına Abdül Samet isminde biri giriyor. Ve kızınız aklınızın almadığı davranışlarda bulunuyor. 2,5 aydır haber almadığı kızı birazdan canlı yayında Stüdyo'da olacak sevgili seyirciler. İrem'i görmeye hazır mısınız? Evet. Çok zor geldi buraya. Otur, ya, korkuyorum da böyle bazen yaşları büyük olanlar. İrem bir an sonra şu kapıdan içeri girecek. Sizinle yüzleşecek. Yüzleşsin, ben hazırım. İrem canlı yayında olacak. Çiçek anne kapımızı çaldı. Kızımı arıyorum diyerek programa başvuruda bulundu. Dün kızının kaybıyla ilgili yaşadığı hikayeyle ilgili bakın neler anlattı. Kızı İrem İlter hayatına annenin iddiası Abdül Samet Fıratoğlu girdikten sonra son 2,5 ayda kızımı göremiyorum diyor. Defalarca karakolluk olmuşlar, birçok olay yaşanmış. Kızımın hiç kötü bir alışkanlıkları yoktu. Bu hayatına girdikten sonra benim kızım değişti. Çalışmadığı halde her tarafı geziyor yani. Bunu gelip sizle tanıştırdı mı? Anne biz evlenmek istiyoruz dedi mi? Getirdi. Ondan sonra tanışmasıyla kaçması bir oldu. Benim kızım kaçtı gitti orada. Bir gece kaldı. Ben gittim getirdim. Bu kız ondan sonra bizim yanımızda durmadı. Kaçtıktan sonra biz araştırdık. Çevresi sağlam değildi. Kötü alışkanlıkları vardır. Kızım hiç inanmıyordu. Hiç ona toz kondurmuyordu. Yaşadığı yeri de bilmiyorsa herhangi bir evi de yoktur. Dışarılarda yatıp kalkıyor. Babasını aradık. Babası dedi ki öyle evladım yok benim dedi. Kızınız ve birlikte olduğu kişi sizin çiğ köfte dükkanınıza gece 3'te giriyorlar. Ben kapı vardır orayı kırmış. Televizyonu götürüyorlar. Çorba kazanını götürüyorlar. Tost makinesini götürüyorlar. 200 milyona yakın para götürüyorlar. Kızım bak işte sana bir delil işte. Ağacı mı bıraktı, susuz mu bıraktı? Kızımı başka yollara mı sürükledi? Ne oldu bilmiyorum. Kız çekiniyor yani. Kız bir şeyden çekiniyor. O yüzden yanımıza gelmiyor. Sen arkandayım kızım. Gel kurban olurum sana. Ben senin sesini özlemişim. Ben senin o tenini özlemişim. Ama hiç korkmasın, biz arkasındayız. Gören, tanıyan, bilenler lütfen bize ulaşsınlar. Bir insanın bana göre en aciz olacağı anlardan biri evladıyla karşı karşıya olması. Kızsan kızamıyorsun. Söylesen o söylediklerini önce senin için acıtıyor. Çaresiz hissediyorsun kendini. Kızım kayıp dediniz. Biriyle birliktelik yaşıyor. O ilişkiye karşı çıkıyorsunuz. Ve bunun üzerine kızınız hem evi terk ediyor hem de kendi dükkanını soyduğu yönünde erkek arkadaşa beraber olup böyle bir davranışta bulunduğu için ondan gidip şikayetçi de oluyorsunuz. Bir sürü kargaşa ve karmaşa var. Kızını görmeye hazır mısın? Evet. Ne istiyorsun ondan? Hiçbir şey istemiyorum. Geri bize dönmesini istiyorum. Sadece geri dönsün. Evet. Yeni bir hayat kursun kendine. Gelsin bakalım. İrem İlter geliyor annesiyle buluşmaya. Thank you.
olacağım. Ne oldu İrem? Bir şey olmadı. Neden böyle yapıyorsun kızım? İşte sen geldin, ben de kendimi anlatmaya geldim. Tamam anlat kızım. Sen anlat, ben ondan sonra ben anlatayım. Özlemediniz mi birbirinizi? Ya özledim de çok kırgınım. Neyimden kırgınsın? O zaman en başında isteseydin, abisi öyle böyle dedi diye herkesin lafına inanıp da onun hakkında yorum yapmayacaktın. Neden yorum yapmayayım? Çünkü insanlardan duyduğun laflarla hareket ediyorsun. Hayır. Evet. Hayır. Bir baba evladını istemiyorsa ben ondan ne bekleyeyim İrem? Babası der ki benim öyle evladım yoktur. Bu insan seni sevse çalışırdı, bir ev tutardı. Biz bir kaç sefer söyledi, git çalış, bir evini tut, evini daya döşe. Biz de senin arkanda dururuz, eşyanı al, düğünü yaparız. Git demedik mi sana? He? Gelsinler seni istesinler demedik mi kızım? Demedim. He? Demedim. Aa. İkinci kaçtığımda hatırla. Hatırlıyorum. Elimden attım. Aynısını söylüyorum Esra Hanım'a, dün unuttum söylemedim. Bu gittikten sonra ben gittim bunu getirdim. O zaman bir şey yoktu. Bak babasıyla beraber gittik. O evden aldık getirdik. Eşyasını topladık getirdik. Gittik bir yerde yemeğimizi de aldık getirdik. Söylemesek de evde oturduk yedik. Şimdi bir kaç kere kaçtın? İki. İki kere kaçtın? Evet. Evden kaçma sebebin ne? İlkinde kaçtım çünkü abisi istemiyordu. Kimin abisi istemiyordu? Samet'in. Samet'in abisi sizin birlikteliğinize onay vermiyor. Senin ailen de onun ailesi de. Evet. Biraz ortalığı karıştıracaktı abisi. Bunu Samet'e söylemişti. Evet. O yüzden Samet de dedi ki abim dedi hani ortalığı karıştırmadan kaçalım diye. Nereye o yüzden kaçtınız? Eve. Yani ev tutmuştu kendine, oradaydık. Biri onun ailesi istemiyor diye. Evet. Sen kendi aileni terk ettin. Ama sorun onun ailesiyle, onunla. Evet, işte abisi dönünce ortalığı karıştıracaktı. Çünkü o zaman yine istemeyeceklerdi. Peki. İkinci kaçma? Bir hafta sonra tekrar kaçıyorum. O zaman Samet'le annemin yanına... Yok, annemle Samet'in yanına gidiyoruz. Hı. Eve döndüğümüzde annem elimden hattımı alıyor. Samet'le bir daha görüşmeyeceksiniz. Ama niye aldım? Babam şey diyor işte, boşuna gelip seni istemesinler, vermeyeceğim. Gelseler de boşuna gelecekler diyor. O yüzden ben de tekrar kaçıyorum. Hayır, ben gösterdim, şeyler gördüm. Bunlar durmadan mesajlaşıyorlar. Hani ben de dedim ki dedim bu olmaz dedim. Bak ben gözümle gördüm ya, ben kime inanacağım? Bak halini görüyor musun? Sen yanımdayken böyle miydin? Sana ne almış? Gitti aynı şeyi geliyorsa bu iş olmaz. Bir şey olmaz kızım hayatta. Birlikte olduğun Abdülsamet Fıratoğlu'nu ailen istemiyor, bu yüzden kaçıyorsun. Evet. Abdülsamet Fıratoğlu'nun ailesi, abisi seni gelin olarak istemiyor. Bu yüzden kaçıyorsunuz. Tüm yaşananların tek sebebi sizin birlikteliğinize izin vermeyen aileler. Aileler. Bundan dolayı kaçıyorsunuz. Evet. Ama bu arada senin ailen Abdülsamet'le tanışıyor. Tanışıyor. Önceden annem ısınıyor. Sonrasında... Hayır. Hayır, önceden ısınmıştım. Biz bana şey öyle söyledi. Esra Hanım, nasıl? Bir anlatır mısın? Çünkü sen ailenle erkek arkadaşını tanıştırabilecek kadar ailenle dürüst ve samimi bir ilişkin var. Ya, bu çok güzel bir davranış. Ailen de sana bu fırsatı verdiği için. Sen bu benim erkek arkadaşım diye tanıştırıyorsun. Evet. O tanıştırmandan kaçmalarına, dönmelerine, bu istemedikleri damat adayını kendi evlerinde COVID sürecinde ağırlamalarına kadar her şeyi anlatmanı istiyorum. Ya ilkinde annem Samet'i sevmişti. Tanıştırmaya getirdiğim zaman kanım ısındı dedi. Sonrasında işte etraftan bir şeyler duymuş. Hiç tanımadan böyle çok ön yargılı davranıyordu Samet'e karşı. Neler duyduğunda, yani etraftan duydukları neler? Onu bilmiyorum. Bana söylemedi. Sadece hakkında kötü şeyler duyduğunu söyledi. Sonrasında ben tekrar kaçtım. Sonra uzaklaştırma kararı falan almışlardı. Ya uzaklaştırma kararı almışlardı ama ben tekrar gidip geliyordum. O zaman bir sıkıntımız yoktu. Kim uzaklaştırma kararı aldırıyor? Ben. Sen kime aldırıyorsun? Anneme, babam. Annene, babana uzaklaşma. Amacın ne? Darp ve hakaretten dolayı alıyorlar. Sonrasında... Gerçekte darp ettim annen seni. Efendim? Az önce dedin ki ben uzaklaştırma kararı aldım ama bu arada da ben gidip geliyorum. O gerçek aslında, evet.
hukuki korumadan faydalanıyorsun da bir gerçekliği yok mu? Gerçekte darp yok mu? Var. Ama böyle çok özlemişti. Sürekli yazıp duruyordu, arıyordu. O yüzden... Hem uzaklaştırma kararı aldırıp hem de gidiyorsun. Sonrasında... Dedin işte... ki bari ben şu kanunları bir kullanayım. Annemler bana yaklaşamasınlar ama ben istersem onlara gidip geleyim. Aynen de bu değil mi? Ya aslında öyle değil. Çok özlemişti. Böyle sürekli arıyordu, söylüyordu. Ben de kıyamadım. Tamam, gittin annenlere. O yüzden sonra biz Ramazan bayramından önce annemlerde bir hafta kaldık. Bir hafta kaldığım sürede hiçbir sıkıntımız yoktu. Sadece bir kere eve geldiğinde kimle tartışmamız oldu. Samet'le beraber. Samet'i annemle baban ağırladı. Evet. Sonra bayramı Bursa'da ablamla geçirdik. Peki onu evde ağırlarken yani kim olarak ağırlıyorlar? Erkek arkadaşım. Erkek arkadaşım. Evet. Yani bu erkek arkadaşın olabilir. Yani senin evlilik hayali kurduğun kişi. Evet. Nasıl geçti o bir hafta? Bir hafta iyisiyle kötüsüyle geçti. Biz sonra Bursa'ya tatile gidiyoruz ablama. Dönüşte tekrar bir sıkıntılar yaşıyoruz. İşte buraya gelip tekrar ayrıyeten ev tutuyoruz. Ama annemlere gelme sebebimiz de annem gelin bizde kalın burada bana yakında ev tutun diyordu. Evet. O yüzden geldik. Ama annem bu damat adayını hiç istemiyor. Niye evinde ağırlıyor? Çünkü beni kıramadığı için. Aynen. O yüzden sonra biz Bursa'dan dönüyoruz. Farklı bir yerde ev tutuyoruz. Tabii annemlerden döndüğümüz için. Derken gelip gidiyorduk sürekli. En son bir olayımız daha oldu. İşte arkadaşım annem haber yolluyor. Ben hastayım, İrem gelsin diye. Samet işten önce biz gece bir de annemlere gidiyoruz. Sonrasında babam Samet'i bıçakla kovalıyor. Hayır, bıçakla, şey. Elinde kesici bir aletle Samet'i kovaladı. Evet, sen de Samet'in kafasına taş atmaya çalışmışsın. Evet, ben tutunca yere düşmüştüm. Karakolluk olduk, evet. Şimdi uzaklaştırma kararı var, evden kaçman var. Buna rağmen o kararı ihlal ediyorsunuz. Hem ailenin darp ettiğini söylüyorsun ama gidip gelmeye devam ediyorsun. Annen istemediği damat adayını evde ağırlıyor sırf sen üzülme diye. Sen onunla beraber ev tutuyorsun. Beraber yaşıyorsun. Evet. İsterseniz gidiyorsunuz, isterseniz gelmiyorsunuz. Ama herkes bu ilişkiye karşı çıkıyor. Evet. Bursa'ya da ablana gidiyorsun. Evet. Ablan evli mi? Evli. Enişten de tanıyor bu çocuğu. Evet. Onların evinde de misafirsin. Evet. Tekrar geldiğinde ailenin evine baban onu elinde kesici bir aletle kovalıyor. Niye? Evet. Gözünü korkutmak amacıyla yapmış. Hayır, ben sorduğumda öyle söyledi. O gece evde ne yaşandı? O gece biz saat 1 gibi gittik. Hiç eve girmedik zaten. Kapıdaydık. Annem işte ben çok hastayım. Beni hastaneye götür diyor. Tamam üstünü değiştir gel dedim. Gitmedi. Gel sen değiştir. Hani halim yok gibisinden söyledi. Ben de eve girsem kapıyı kilitleyecekler. Çıkamayacağım tekrar biliyorum. O yüzden gitmedim. Kapıda falan böyle konuşuyorduk. Niye güldüğünüzü anlayamıyorum. Yani siz de gülerek anlatıyorsunuz. Anne de abi ya bu ya. Kesici alet de kova. Öyle deme ya. Yani... Ben anlam veremedim. Hani diyor kesici ya yapma Allah aşkına. Hani sanki bir kalk bir oyna dedim. O kadar yani ya da sizin için bu yaşananların hepsi o kadar sıradanlaşmış ki hiçbirinin bir önemi yok. Yani babanın ya da annenin bir kötü sözü bir insanın gururunu incitir. Yani siz bunun üstünü yaşamışsınız. Gayet annem şey der, larç ilişki diye. Yani o kadar aranızdaki o... Perde. Saygı, o perde gitmiş, o saygı bitmiş. Hani çok sıradan şeyler gibi anlatıyorsunuz ama yine de sonuna kadar dinleyeceğim. Sonrasında Samet karakola gidip şikayetçi oluyor. Sen eve girdin. Baban Samet'i kovaladı. Hayır ben o gün gittim de eve girmedim. Kapının tamam, önünde tamam girmedin. Eve girmiş olsaydın, annenle baban kapıyı üzerine kilitlemiş olsaydı, evet. Samet dışarıda kalsaydı, seni o evin içerisinde nasıl hapsedebilirlerdi? Çünkü kapıyı kilitlerler ben biliyorum. Amaçları ne yani? Sırf Samet'le görüşmemem için. Anneciğim sen o çocukla beraber bir ev tutun orada yaşamıyor musun? Yaşıyorum. Annenle baban o evi biliyorlar mı? Şu an bilmiyorlar. Şu ankini değil o zamankini? O zamankini biliyorlardı. Annen baban o eve gidip geliyor muydu? Hayır. Annen geliyor muydu? Hayır. Hiçbir şekilde. Evi biliyorlardı ama gelip gitmiyorlardı. Evet. Tek amaçları sizi ayırmaktı. Evet. Peki sen eve girmedin. Bundan sonrasını senden dinlemek istiyorum. Sonrasında aradan biraz zaman geçti. Eşya muhabbetine geldik ona.
Annemler dükkanı devredeceğini, buradan taşınacağını söylediler. Çiğ köfte dükkanı. Aynen. Sonra biz eşyalar için belli bir miktarda para verdik. Hangi eşyalar için? Tost makinesi, çorba kazanı ve şey. Neydi şimdi ya? Siz babanın Abdülsamet'le ilgili özellikle bir şikayeti var savcılıkta. Evet. Dükkanıma hırsız girdi. Hı hı. Ama bir hafta sonra görüntüleri izlediğinde aslında gecenin 3'ünde siz o dükkanı, pardon 23 sıralarını arka kapıdan, anahtar varmış sende. Evet. Dükkanda hiç kimse yok. Dükkan Hayır, kapalı. Dükkanda kimse yok. Gecenin 23, yani 23'ünde giriyorsunuz. Hı hı. Dükkandan neler alıyorsunuz? Hayır, anahtar yok Esra Hanım. Kapıyı kırmışlar. Anahtar yok. Anahtar, anahtar yok. Kapıyı kırmışlar. Evet. Tost makinesini alıyorsunuz. Televizyon. Çorba kazanı. Televizyonu alıyorsunuz. Evet. İşte orada bazı şeyler varmış. Onları alıyorsunuz. Kasada bir para varmış herhalde. Yok, para. Kasada para yoktu. Hayır. Neler aldığınızı sizler biliyorsunuz. Televizyon, çorba kazanı ve tost makinesi. Üçü. Niye aldınız onları? Çünkü dükkanı devredeceklerini söylediler. Bize belli bir miktarda para verdik. Eşyaları aldık. Biz o günü... Ne verdiniz siz onlara? Ne kadar para verdiniz? 1500 lira civarı. Gündüz niye gitmediniz? Gece gittiniz. Gündüz çünkü annemlere madem gitmiştik. Ki aranızda anne ve babanızla bir ticari ilişki var. Babanızın işlettiği, ailenizin rızkının geçim kaynağı olan yerde siz işletmeyi devralacaksınız. Erkek arkadaşınızla birlikte. Gündüz gitseydiniz bir bedel de ödediyseniz alsaydınız. Ama siz... Yargıya intikal eden olayda o yer kesilmiş, oradan el sokularak arkada bulunan mevcut anahtarın olduğu bilinerek kapı o şekilde açılmış. Gecenin ikisinde üçünde gitmek yerine niye gündüz gitmediniz? ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.